Merhabalar. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Ağustos sayısına hoş geldiniz. Videomuzda her zaman olduğu gibi yapımı devam eden projelerde yenilen son durumu havadan ve karadan çektiğimiz videolar eşliğinde sunmaktayız. Serinin bu sayısında metro projelerinin öne çıkan özelliklerini de aktarmaya çalışacağız. Yayının hazırlanmasında katkısı olan değerli iş ortaklarımıza, abonelerimize ve proje yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Şantiyelerde her ne kadar hummalı ve tempolu bir çalışma gözlemlense de bu yaz tamamlanması hedeflenen projelerin açılış takvimlerinde gecikme yaşanıyor. Haziran ayında hizmet alınması beklenen F4 Hisarüstü Ayşehan Füniküler Hattı'nın da açılış tarihi güncellendi ve sonbaharda hizmete alınacağı açıklandı. Aslında bu hat kısa olmasına rağmen en çok ilham veren projeler arasında yer alıyor. Tamamlandığında deniz yolu ulaşımını Avrupa'nın popüler metro hatlarından biri olan M2 hattıyla buluşmasını sağlayacak proje, Boğaz'a inecek diğer füniküler hatlar için de örnek olacak. F4 hattı işletim alındığında Hisarüstü Ayşehan hattından şehir hatları vapurlarıyla Anadolu Hisarı'na ve Küçüksu'ya geçiş yapmak mümkün olacak. Mayıs ayında araçları raya indirilen F4 Hisarüstü Ayşehan füniküler hattında test sürüşlerine başlandığı görülüyor. 2017 yılında yapımına başlanan Hisarüstü Ayşehan füniküler hattı yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Sıradaki projenin sicilinde pek çok rekor var ama 9 ay gibi kısa bir sürede ray hatları döşenen M11 projesini özel kılan önemli bir özellik de var. Test sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirilen İstanbul Havalimanı Gayrettepe projesinde kullanılan sinyalizasyon sistemi tümüyle yerli ve milli imkanlarla Aselsan firması tarafından geliştirildi. İşletime alındığında 37,5 kilometrelik metro hattı ülkemizde yerli sinyalizasyon yazılımını kullanan ilk metro hattı olma unvanını alacak. İlk aşaması Kağıthane istasyonuna kadar uzanan metro hattının fiziksel ilerleme oranı %99 seviyesinde. 2016 sonunda yapımına başlanan 9 istasyonlu projede önce tam otomatik ardından sürücüsüz trenler saatte 120 kilometrelik hızla hizmet verecek. Sonbaharda işletime alınması beklenen projenin Gayrettepe'ye kadar olan kesiminin ise yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Toplam yatırım büyüklüğü 15,5 milyar lira olan proje için bugüne kadar 14,9 milyar lira harcama yapıldı. Proje için bu sene 588 milyon lira ödenek ayrıldı. Takipçilerimizden gelen yorumları dikkate aldığımızda listemizin 3. sırasında yer alan projenin Anadolu yakasında açılması en çok beklenen ve özlenen metro hattı olduğunu söyleyebiliriz. 2015 yılında yapımına başlanan M4 Sabiha Gökçen metrosunda sertifikasyon süreci tamamlandı ve işletme testlerine başlandı. Projede bu ay içinde tüm testlerin bitirilmesi hedefleniyor. Yayalar, Şehli ve Kurköy istasyonundaki işler büyük oranda tamamlandı. İnce işlerin ve elektromekanik donanım montajlarının devam ettiği bu iki istasyonda çevre düzenleme işleri de başladı. Fevzi Çakmak ve Hastane istasyonunda da ince işler ve asansör montajları devam ediyor. Sabiha Gökçen istasyonunda asma tavan ve kaplama çalışmaları yapılıyor. Son istasyonun girişinde toprak tesviye ve çevre düzenleme işleri başladı. M4 Sabiha Gökçen uzatma hattına bu yıl başına kadar 3,2 milyar lira harcama yapıldı. Yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapılan hattın yaz bitmeden işletim alınması hedefleniyor. Avrupa yakasının Başakşehir-Kayaşehir metrosu da bu yıl bitmeden işletim alınması hedeflenen projelerden. Son dönemde gösterdiği performans, projeyi en fazla gelişme gösteren projeler sıralamasında zirveye taşıdı. Değerli abonemiz Nurullah Boynukal'ın test sürüşü yapan setin yeni görüntülerini almayı başardı. Videoda 4 vagonlu metro aracı bir yaz akşamı şehir hastanesi önündeki viyadükten geçerken görülüyor. 2017 yılında yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir projesi son 2 yılda çok hızlı ilerleme kaydetti ve fiziksel gelişme oranını %95'e getirdi. 4 istasyonlu metro hattının toplam yatırım tutarı 2,8 milyar lira. Proje için bu yıl 690 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu yıl başına kadar inşaata 2,1 milyar lira harcama yapıldı.
İstanbul'un ilk katenersiz tramvay hattına, yani yüzeyden aldığı elektrik ile hareket eden ilk projesine geldik. T5 tramvay hattının Cibali Eminönü kesiminin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. %90 fiziksel ilerleme sınırını aşan projenin inşaatı 2016 yılı sonunda başlamış ve ilk aşaması geçen sene işletime alınmıştı. Cibali Eminönü arasında kalan kesimdeki yapım çalışmaları ise devam ediyor. Unkapanı kavşağında bulunan kapalı kesit menfez inşaatının yaz bitmeden tamamlanması hedefleniyor. Cibali ile Eminönü arasında zemini güçlendirmek amacıyla kazık çakma işlemine başlandı. Hattın geçtiği alanda bulunan Eminönü otobüs peronları başka bir alana taşınıyor. İETT otobüs durakları Haliç Metro Geçiş Köprüsü yanında bulunan yeni yerleşim alanında yolcularına hizmet verecek. Aynı bölgede bulunan İspark Otoparkı da kaldırılacak. Çalışmalar başladığında Eminönü-Cibali istikametinde 1,5 yıl süresince yol daraltılması uygulanacak. Trafik akışı her iki istikametteki iki şeritten sağlanacak. Güncel rakamlarla toplam yatırım tutarı 2,3 milyar lira olan projeye bugüne kadar 1,6 milyar lira harcama yapıldı. Proje için bu yıl 663 milyon lira ödenek ayrıldı. Zorlu coğrafyaya sahip yerleşim bölgelerine alternatif toplu ulaşım çözümü sunan AGT metro aracını tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan metro aracı lastik tekerlekli olması sebebiyle %12'ye varan yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarıçapındaki virajlarda rahatlıkla dönebilen araç geniş iç hacmi ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Vojin marka AGT metro aracını yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getiren firma, ürünü Türkiye'de yerli ve milli kaynaklarla üretmek için çalışmalara da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil, aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. Bundan sonraki yayınlarımızda ürünü gözden geçirmeye ve dünyadaki örneklerini sunmaya devam edeceğiz. AGT metro aracını detaylı olarak tanıtan, diğer toplu taşıma araçlarıyla karşılaştıran videonun bağlantısı yukarıda yer alıyor. Avrupa yakasında biraz daha kuzeye çıkıyor ve M7 hattının sahile inen ucuna doğru yöneliyoruz. M7 Mecidiyeköy Mahmut Bey hattını Yıldız'a kadar uzatan 2 kilometrelik etabın bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Hattın Kabataş'a kadar olan kesimi ise 2024'de kalmış görünüyor. 2015 yılında yapımına başlanan M7 Kabataş-Mahmut Bey hattının Mecidiyeköy'e kadar olan kesimi 2020'de işletime alınmıştı. Projenin Kabataş yönündeki çalışmalarında bugüne kadar %85'lik, proje genelinde %92'lik fiziki ilerleme sağlandı. Fulya Yıldız kesiminde raylar döşendi, istasyonlarda PAKS montajları tamamlandı. Toplam yatırım büyüklüğü 5.7 milyar lira olan proje için bu yıl başına kadar 4.9 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yıl projede 788 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. M7 hattının Yıldız-Kapataş kesimi arkeolojik kazılar sebebiyle hız kaybetti. Metro hattının bu kısmının 2024 yılında açılma hedefi, yeni medeniyetlerin gün yüzüne çıkması durumunda revize edilebilir. Şimdi tekrar Anadolu yakasına geçelim ve yoğun nüfusa sahip yerleşim bölgelerini kısa sürede sahil hattına ve Marmara'ya taşıyacak M8 projesinin son durumuna bakalım. Test sürüşle devam eden Bostancı Dudullu projesinde fiziksel ilerleme oranı %92 seviyesine ulaştı. M8 Bostancı Dudullu projesinin depo sahasında yürütülen çalışmalar da büyük oranda tamamlandı. Bakım ve kumanda merkezine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurucusu Sayın Behiç Erkin'in adı verildi. M8 hattının yapımı tamamlanan araçları depo sahasına getirildi ve park sahasına çekildi. 2016 yılının Şubat ayında yapımına başlanan M8 Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen sene sonunda test sürüşleri başlayan Bostancı-Dudullu metro projesi Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçiyor. Yıl sonunda hizmete alınması beklenen proje 13 istasyondan ve 14.3 kilometrelik bir güzergahtan oluşuyor. M8 Bostancı-Dudullu metro hattı 3 raylı sistem hattı ve deniz yolu ulaşımıyla entegre olacak şekilde tasarlandı. Çift yönde saatte 90 bin yolcu taşıyabilen metro hattı işletim alanında M4, M5 ve Marmara'ya yolcu alıp verebilecek. Toplam yatırım tutarı 7.2 milyar lira olan proje için bu yıl 1.4 milyar lira ödeme yapılacak. Projeye bugüne kadar 5.1 milyar lira ödeme yapıldı.
sırada sessiz sedasız derinden ilerleyen pek de bilinmeyen bir proje var. M11 İstanbul Havalimanı Halkalı Projesi çok hızlı ilerleyen belki de kendi kategorisinde rekor sürede işletim alınması hedeflenen metro yatırımlarından biri. TBMM kazıları tamamlanan projede toplam fiziksel ilerleme oranı %78'e ulaştı. Yaklaşık 55.7 kilometre uzunluğunda tünel kazılan 32 kilometrelik metro hattı tamamlandığında İstanbul Havalimanı Halkalı arası 30 dakikaya düşecek. Marmaray, M3 ve M9 hatlarına yolculuk verebilecek proje için bu yıl 1,5 milyar lira harcama yapılması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 10 milyar lira olan projeye bu yıl başına kadar 8.6 milyar lira ödeme yapıldı. Avrupa yakasının önemli bir projesindeyiz. İlk aşaması geçen sene işletim açılan M9 Ataköy 2 telli hattında fiziksel ilerleme oranı %73'e ulaştı. Projenin yapımına 2016 yılının Şubat ayında başlanmıştı. İstasyon imalatlarının devam ettiğini gözlemlediğimiz proje Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ayrılan bütçe rakamları bu planı destekliyor. Toplam yatırım tutarı 5,5 milyar lira olan proje için bu yıl başına kadar 2,9 milyar lira ödeme yapıldı. Projede bu yıl 1,4 milyar lira harcama yapılması planlanıyor. İstanbul'da yapımı devam eden projeler arasında belki de en zor güzergaha sahip olan bir projeye bakacağız şimdi. M3 Bakırköy Kirazlı Projesi'nin şantiyelerinden çıkan su içilebilir olsa tünellerden çekilecek su sayesinde muhtemelen İstanbul'un su problemi kalmazdı. 2015 yılında yapımına başlanan M3 Bakırköy Kirazlı Projesi'nde zorlu geçen 7 yılın ardından fiziksel ilerleme oranı nihayet %70'e ulaştı. Yapı alanında ise %67'lik ilerleme sağlandı. Projede 17 kilometrelik TBMM kazısı tamamlandı. 17 kilometrelik demir yolunun 5 kilometresinde ray montajı bitirildi. Projenin bu sene sonuna yetiştirilmesi planlanıyordu ama plan revize edildi ve açılış gelecek seneye ötelendi. 8.4 kilometre uzunluğunda 8 istasyonlu metro hattı tamamlandığında 1 saate tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Toplam yatırım büyüklüğü 5 milyar liraya bulan proje için bugüne kadar 2.4 milyar lira ödeme yapıldı. Projeye bu sene bütçeden 1.3 milyar lira pay ayrıldı. Listemizde yer alan metro yatırımları içinde en değerli toplu şantiyesine sahip olan projeye geldi sıra. M5 Çekmeköy Sultanbeyli projesinin yöneticisi öyle görünüyor ki dağınıklığa hiç tahammül edemiyor, işi çok sıkı tutuyor. Hızla ilerleyen projede emeği geçen tüm çalışanları kutluyor, özellikle düzenli aralıklarla yaptıkları bilgilendirme videoları için de teşekkür ediyoruz. 2017 yılında yapımına başlanan M5 Çekmeköy Sultanbeyli projesinde fiziksel ilerleme oranı %50'yi aştı. Sultanbeyli istasyonunda kazı işlerinin %60'ı tamamlandı. İstanbul'un Anadolu yakasında yapım çalışmaları devam eden projede tünel aşma makinalarından her ikisi de Meclis istasyonuna giriş yaptı. Çekmeköy hastane arasındaki fiziksel ilerleme oranı %60 civarında. Öte yandan Sultanbeyli yönünde ilerleyecek TBMM'lerden ilki Sancaktepe istasyonundan kazı yapmaya başladığı TBMM Samandıra Merkez istasyonuna ulaştı. Bu yönde ilerleyecek diğer TBMM'nin de montajı yapılıyor. Sultanbeyli yönündeki tünellerin 2023 yılı başında tamamlanması planlanıyor. Çekmeköy Şehir Hastanesi olarak belirlenen ilk kesimin 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. M5 Çekmeköy Sultanbeyli hattının şehir hastanesinden sonra kalan kesiminin 2024 yılında tamamlanması ve Sultanbeyli'den Üsküdar'a sürücüsüz, kesintisiz bir ulaşımın sağlanması hedefleniyor. Projenin toplam yatırım büyüklüğü 6 milyar lira. Bu yıl başına kadar 1,2 milyar lira harcama yapılan proje için bu yıl 2,1 milyar lira ödenek ayrıldı. Anadolu yakasının hızla gelişme kaydeden projelerinden birindeyiz. 2017 yılında yapım çalışmaları başlayan M12 Göztepe Ümraniye metro hattında işlerin yarısı bitirildi. 13 kilometrelik bir güzergah ve 11 istasyonlu bir tasarıma sahip olan projenin de gelecek sene hizmete alınması planlanıyor. Projede çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.
Kuzey'e ilerleyen iki TBM'de Kazım Karabekir'e ulaştı. Diğer yönde süren kazı çalışmalarında ilk TBM Göztepe Parkı'na kadar ilerledi. Projede 4 TBM kullanıldı. Projede kullanılacak tren setlerinin imalatı da devam ediyor. Bu sene proje için 1.7 milyar lira ödenek ayrıldı. Toplam yatırım tutarı 7.9 milyar lira olan projede bu yıl başına kadar 1.7 milyar lira harcama yapıldı. Nostaljik trenlere modern bir görüntü verilerek tasarlanan özel tramvayı ile hizmet vermeye hazırlanan T6 hattının şantiye sahasındayız. Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında başlattığı raylı sistem projesinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Raylı sistem hattında fiziksel ilerleme oranı kısa sürede %43'e ulaştı. Ekranda raylı sistem projesi kapsamında yapılan Kazlıçeşme istasyonu yer alıyor. Gelecek sene hizmet alınması planlanan projede nostaljik bir trenle Kazlıçeşme'den Sirkeci'ye 17 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Tek hattı projede bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Toplam yatırım tutarı 639 milyon lira olan projede bu yıl başına kadar 82 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl yatırım programından proje için 213 milyon lira ödenek ayrıldı. M10 Pendik Sabiha Gökçen projesi bitiş takviminin gerisinde kaldığından sözleşmenin feshine karar verildi. Projede %11 fiziksel gerçekleşme seviyesine ulaşılmıştı. İhalenin yeniden yapılarak işin kaldığı noktadan devam etmesi planlanıyor. Hastane istasyonu üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı hattına bağlanan projede geçen yıl Temmuz ayında başlayan tünel kazısı Kaynarca istasyona kadar gelmişti. 13 kilometrelik 8 istasyonlu raylı sistem iki bağımsız metro hattından oluşuyor. Projenin ilk etabı olan 4.9 kilometrelik ve 2 istasyonlu Pendik Kaynarca Sabiha Gökçen hattı tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyabilecek. Proje kapsamında Pendik'te yapılan kazılarda arkeolojik kalıntılara rastlanıldı. Buluntuların proje takvimi üzerinde etkisi ise henüz bilinmiyor. Toplam yatırım tutarı 7.7 milyar lira olan proje için bu yıl yatırım programından 3.7 milyar lira ödeme yapılması planlanıyor. Proje için 2021 sonuna kadar 542 milyon lira ödeme yapıldı. 2024 yılında işletim alınması planlanan M1B Kirazlı Halkalı projesi için de fesih kararı verildi. %8 fiziksel ilerleme oranına ulaşan metro hattında yeni bir ihale yapılarak işin kaldığı noktadan devam edeceği açıklandı. Fatih istasyona kadar olan ilk etabın 2024 yılında işletim alınması hedefleniyor. M1B Yeni Kapı Kirazlı hattını Bağcılar'dan Küçükçekmece'ye kadar uzatmak için projelendirilen Kirazlı Halkalı metrosu 10 istasyondan oluşuyor. Hattın tümünün devreye alınmasıyla Halkalı istasyondan Marmara'ya da aktarma yapılabilecek. Toplam yatırım tutarının 13.1 milyar lira olacağı tahmin edilen projede bugüne kadar 709 milyon lira harcama yapıldı. Projeye bu yıl 2.8 milyar lira ödenek ayrıldı. Avrupa yakasının en çok beklenen projesinde sıra. 2024 yılına yetiştirilmeye çalışılan M7 hattının Esenyurt uzatmasının ilk aşaması 2025 yılına ötelendi. 2017 yılında ihalesi yapıldıktan sonra fiziksel ilerleme kaydedemeyen M7 Mahmutbey Esenyurt metrosunun inşaat faaliyetleri geçen sene yaz aylarında tekrar başlamıştı. Projede kurulan şantiye alanlarında işlerin hızlandığı görülüyor. Tünel kazılarında kullanılacak TBM parçaları şantiyeye getiriliyor. Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun devamı niteliğinde olan projenin iki aşamada devreye alınması bekleniyor. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kadar olacağı açıklanan ilk etabın uzunluğu 7 kilometre. Toplam yatırım tutarı 11.7 milyar lira olan proje için bu yıl başına kadar 342 milyon lira harcama yapıldı. Projeye bu yıl 2.2 milyar lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilen Altunizade Çamlıca Metro projesinde de işler hızlandı. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki 4 istasyonlu projede Altunizade şantiyesinin etrafı çevrildi ve kazı çalışmaları başladı. Ferah Mahallesi yakınında kurulan şantiyede şaft hazırlıkları devam ediyor. Toplam yatırım tutarı 1.6 milyar lira olan proje için bu yıl 524 milyon lira ödenek ayrıldı. Proje için bugüne kadar 33 milyon lira harcama yapıldı.
Öte yandan M13 Yeni Doğan Emek projesinde revize edilen güzergah netleşmeye başladı. Paylaşılan son görsellerde metro hattının Söğütlü Çeşme'ye kadar uzatıldığı görülüyor. İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıya tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.